Şimdi biz buradaki başkanı tanımıyoruz. Asıl mesele budur. Biz, ben önce bir de lafıma başlamadan önce bütün belediye meclisini selamlıyorum. Siz mikrofon vermezseniz de benim sesim herkese yeter. Bizler bugün büyük bir gaspla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bizim çoğunlukta olduğumuz, kabul ettiğimiz ve kazandığımız bir belediyede bize öteki muamelesi yapılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz ya adil bir yarışa girmedik. Adil bir yarıştan çıkmadık. Ama bu adil olmayan yarışın sonunda bile 10 bin oy gibi bir fark attık arkadaşlar. Bir irade gaspı var. Ve o irade gaspı da ne yazık ki bana eğitimi öğreten, hırsızlık yapmamayı öğreten, hak, hukuk, adalet, arkadaşının saçını dahi çekmenin kötü bir şey olduğunu öğreten bir eğitimci eliyle yapılıyor. Sayın hocam, sen ilk okulda bana arkadaşının kaleminin silgisini çalmamayı öğrettin değil mi? Ama sen sistem içinde büyük bir hırsız olmuşsun, daha derin yok. En büyük halkın hırsızlığını siz yapıyorsunuz. Gaspı siz yapıyorsunuz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek orada başkanlık sıfatıyla oturmuş olabilirsiniz. Kurbanlar kestiriyorsunuz. Hangi dine mensupsunuz? İslam dini gibi bir dinde hak, hukuk, adalet kavramları dinin çok üstünde kavramlardır. Sizler bir halkın iradesini gasp edip burada belediye başkanlığı yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Ve bizler bugün mücadele için buradayız. Bizler mücadeleye gideceğiz. Ama biz sizin başkanlığınızı tanımıyoruz. Size biz başkan dahi demeyeceğiz. Salih Efendi'yle hitap edeceğiz. Eğitimciler nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Nasıl bu kadar hırsızlaşıyor? Halkın iradesini gasp edip karşımıza geçmiş ve ben buranın belediye başkanıyım diyor. Nasıl kabul etmenizi bekliyorsunuz? Tamam ya. İstifa etmeye davet ediyorum sizi. Tamam ya. Sizin yapabileceğiniz en büyük onur bu halkın iradesi yapılan saygısızlığı kabul etmeyip istifa etmeniz. Bizler sizin meclisinizi tanıyoruz ama sizi tanımıyoruz. Siz onurlu bir duruşu ancak istifa etmeyebilirsiniz. Siz istifa etmelisiniz. Siz halkın iradesi. Bana oturun diyemezsiniz. Ben buranın seçilmişim. Ben seçilmiş olarak gelmişim. Ben hırsızlık yapmamışım. Ben yüz kızartıcı suçlar aday olmamışım. Hayır, siz seçilmediniz arkadaşlar. Burada bir seçim oldu. Seçimin kaybedeni başkan olamaz. Kazanmanın bir ilçelere belediye başkanlıkları verilmişti. Arkadaşlar kazanan yok. Kazanan yok bu seçimde. Bütün gergin vatandaşa verilen onu siz bilerek yaparak yapmışsınız. Sen ben seçmenlerin içinde yürüyeceksin. Senin yürüyecek yüzün olacak mı? Efendisi